Yapı bakımından ortak özellikler gösteren dillerin köken bakımından da aynı aileden çıktığı kabul edilir. Bu dil ailelerinden Türk dili, akraba oldukları henüz kesinlik kazanmayan Altay dilleri grubu içinde yer alır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar dillerin yapıları, Ural-Altay dil ailesi, Altay dil teorisidir. Bu programı izledikten sonra yapıları bakımından diller nasıl tanımlanır? Türk dilinin yer aldığı dil grubu nedir? Ural-Altay dil ailesinin dil özellikleri nelerdir? Altay dil teorisi nasıl açıklanır? Sorularına cevap verebileceksiniz. Programa yapı bakımından ortak özellikler gösteren dillerin köken bakımından da aynı aileden çıktığının kabul edildiğini belirterek başladık. Ve buradan hareketle dillerin sınıflandırılmasında kullanılan en temel yöntemler köken ve yapı bakımından sınıflandırmadır diyebiliriz. Köken sınıflandırmasında farklı diller arasında genetik ilişki ve bağlantılar esas alınır. Yapı bakımından sınıflandırmada ise dil türlerini ayırmak üzere biçim bilgisel veya söz dizimsel göstergeler kullanılır. Yapı bakımından dünya dilleri de üç başlık altında incelenir. Bunlardan ilki yalınlayan ya da tek heceli dillerdir. Çince, Vietnamca bunun en iyi örnekleridir. İkincisi ise eklemeli de diyebileceğimiz bağlantılı ve kaynaştıran dillerdir. Bağlantılı dillere Türk dili ve köken bakımından içinde yer aldığı Ural Altay dilleri ile bazı Asya ve Afrika dillerini örnek verebiliriz. Kaynaştıran dil örneklerinden biri ise Gürcü dilidir. Çekimli de diyebileceğimiz bükümlü diller de üçüncü grubu oluştururlar. Arapça kök bükümlü dillerin bir örneği iken İngilizce gövde bükümlü diller arasında yer alır. Yapıları bakımından dillerle ilgili bu açıklamaların ardından Türk dilinin içinde yer aldığı söylenen Ural Altay Dil ailesine biraz daha yakından bakalım. Açıklamalarımıza Ural Altay Dil Teorisi ile ilgili tanımı yaparak başlayalım. Fin Ugor ve Samoyed dillerinin dahil edildiği Ural Dil grubu ile Türkçe, Moğolca, Manchu Tunguzca, Korece ve Japonca'nın da içine katıldığı bu Altay Dil grubundaki dillerin akrabalığına inanan yani bu dillerin ortak bir kaynaktan geldiği görüşünü savunan ve bunu tespit etmeye çalışan teoriye denir. Bu alanda ilk çalışan kişi olarak İsveçli subay Filip Johan Tabbert von Strohlenberg gösterilir. Strohlenberg, 1720-1727 yılları arasında Rus Çarı'nın emri ve yeni kurulmak üzere olan Bilimler Akademisi'nin girişimiyle Sibirya'da araştırmalar yapmak üzere görevlendirilen Daniel Gottlieb Mezerschmidt'in yanına yardımcı olarak verilir. Sibirya'da toplamış olduğu bilgi ve gözlemlerle ülkesine dönen Strohlamberk, Türkiye Türkçesine Asya ve Avrupa'nın kuzey ve doğu kısımları olarak çevrilen bir kitap yayımlar. Bu eserinde Kuzey Avrupa ve Sibirya arasında Ural-Altay kavimlerinin konuştuğu 32 dili Tatar adı altında toplar. Bu dilleri konuşan halkların isimlerini vererek çok dilli tabloda 6 gruba ayırır. Bunlar Fin-Ugor, Türk-Tatar, Samoyet, Moğol, Manchu… Tungus ve Karadeniz ve Hazar Denizi arasındaki halklardır. Strollenbergi'nin yardımcılığını yaptığı Mezer Schmidt de araştırma gezisi sırasında günlük notlar tutar, levhalar düzenler, resim ve haritalar çizer. Bu notlarda Sibirya'nın 18. yüzyıldaki durumunu inceler. Ancak onun tutmuş olduğu notlar ve diğer malzeme Strollenbergi'nin notları gibi hemen yayımlanmaz. Yayınlanması için ne yazık ki 240 yıl bekler. Bu yılların ardından 1962-1977 yılları arasında Doğu Berlin'de Sibirya boyunca keşif seyahati adıyla 5 cilt halinde yayınlanır. Onun notlarının Türkoloji açısından önemi Yenisey yazıtları hakkında ilk bilgileri veriyor olmasıdır. 1838 yılına geldiğimizde Estonyalı bilgin Ferdinand Johan Wiedemann karşımıza çıkar. Ural Altay Dil Ailesi'nin ortak özellikleri üzerine çalışan Wiedemann, bu dil ailesinin Hint-Avrupa dillerinden farklı özellikleri olduğunu saptamıştır. Bu farklılıkları da tek tek sıralar. Buradan hareketle Ural Altay dilleri üzerine bizzat dilcilerin yoğunlaştıkları dönem Wiedemann ile başlar diyebiliriz. Dil bilginlerinin bu konudaki çalışmaları devam eder. Bu çalışmalarda Ural Altay dilleri, Ural dilleri ve Altay dilleri olarak ikiye ayrılır. Bu ayrımı başlatan kişi de Alman Wilhelm Schott'tur. Schott, Ural-Altay dillerini iki grupta toplar. Bu gruplardan ilki Fin Ugor dillerini kapsayan Çudu dilleridir. İkincisi ise Türk, Moğol ve Tunguz dilini kapsayan Tatar dilleridir. Schott, çalışmaları ile daha çok bir Altaist, yani Altay dil grubuna giren diller arasındaki yakınlık ve benzerlikleri belirlemeye çalışan biri olarak tanınır. Shotun 1836'da yayınladığı Tatar Dilleri Üzerine Tecrübe adlı eserinde Türkçe ve Çuvaşça arasında tespit ettiği ZR ve ŞL denkliği Türkoloji bakımından önemlidir. Ural-Altay dil teorisini açıklamaya çalıştığımız bölümde olduğu gibi yine bir tanımla bu konudaki açıklamalarımıza başlayalım. Altay dil teorisi Ural-Altay dillerinin Altay dil grubunu oluşturan Türk Moğol, Mançu Tunguz ve ayrıca Kore ve Japon dillerinin akrabalığına inanan yani bu dillerin ortak bir kaynaktan geldiği görüşünü savunan ve bunu tespit etmeye çalışan teoriye denir. Bu tanımdan hareketle bu dilleri konuşan halkların tarih, dil, edebiyat, folklor yani kültür malzemelerini araştıran bilim koluna altaistik dendiğini hemen belirtelim. Bunlarla uğraşan bilim insanlarına da altaist diyoruz. Altay Dilekolü'nün kurucusu olan Gustav von Romstedt'e gelince. Karşılaştırmalı Altay dil bilimi çalışmaları ilk Altayist ve modern Moğol dilbiliminin kurucusu yani ilk Mongolist ve Türkolog olan Romsted ile başlar. Romsted çalışmalarının başlangıcında Altay dillerinin ortaya çıktığında ana Altay dili diye bir dilin varlığından şüphe duyuyordu. Aynı zamanda Moğolca ve Türkçe arasındaki benzerlikleri sözcük alışverişine bağlıyordu. Ancak bir zaman sonra bu görüşü değişir. Altay dillerinin ortak bir atadan yani ana Altaycadan geldiğini söyler. Finlandiyalı bir dil bilgini olan, Grekçe ile bazı doğu dillerini öğrenen Matias Alexander Kastren de kısa süren hayatının neredeyse tümünü bu dilleri incelemeye adar. Yaptığı bilimsel gezilerle bu dilleri konuşuldukları yerlerde inceler. Sibirya'ya yapmış olduğu gezide Türk dilleri üzerinde durur. Kastren'in 1850 yılında yayınladığı Türkçe'ye çevirisiyle Altay dillerinde zamir ekleri adlı çalışma aynı zamanda kendisinin doktora tezidir. Bu çalışmada Ural Altay dillerinin hepsine birden Altay adını verir ve beş gruba ayırır. Bunlardan ilki Fin Ugor'dur. Diğerleri ise Samoyet, Türk Tatar, Moğol ve Tunguz dili olarak sıralanır. Bu çalışmalarına karşın Kasren, Ural Altay dillerinin akrabalığı konusunda kesin bir hüküm vermez. Hatta bu dillere akraba gözüyle bakılamayacağını ileri sürer. Altay Dil Birliği'ni kabul edip çalışmalarına konu edinen en önemli bilim insanlarını sıralayarak bu bölüme başlayalım. Bu bilim insanlarından biri Boris Vladimirtsov'dur. Diğerleri ise Nicholas Pope ve Panti Aalto'dur. Vladimirtsov, Altay Dilleri teorisini başlangıçta şüpheyle karşılar. Bu diller arasındaki benzerliklerin karşılıklı ödünçlemelerle gerçekleştiğini ileri sürer. Ancak konuyla ilgili incelemelerini ilerlettikten sonra ana Altay dilinden, ana Moğol Türk dili, ve ana tunguz dili diye iki ayrı kolda dilin türediğini belirtir. Pop, Altayistlikle ilgili çalışmasında Altay Dilbirliği'nin aynı zamanda dört dala ayrılabileceğine ihtimal vermez. Ona göre Moğolca ile Mançu Tunguzca arasında Korece ile olduğundan daha fazla yakınlık vardır. Diğer taraftan Türkçe ve Çuvaşça arasındaki Z-R, Ş-L ses denkliklerinin olduğu geçmişte bir çuvaş türk moğol Mançu tunguz Dilbirliği dönemi bulunduğunu düşünür. Altay Dilbirliği teorisine karşı olanlar yani Türk, Moğol, Tunguz, belki Kore ve Japon dillerinin ortak bir atadan geldiği görüşüne karşı olanlar da vardır. Bunlar arasında başı çeken Türkologlar Sir Gerhard Klauzon ve Gerhard Dorfer'dir. Klauzon'a göre Altay dillerinde ortak kelime hazinesi yoktur. Türk ve Moğol dillerindeki ortak kelimeler belli dönemlerde Türkçeden Moğolcuya geçen ödünçlemelerdir. Dorfer ise, Altay dilleri arasında fonetik kuralların var olduğunu kabul eder. Bununla birlikte Klauson gibi Türkçe ve Moğolca arasındaki ortak kelimelerin Türkçeden Moğolcaya geçmiş ödünçlemeler olduğu görüşündedir. Klauson ile Dorfer'in ayrıldıkları husus alıntı yani ödünçlemelerin tarihlendirilmesidir. Altay dil teorisi üzerinde yapılan pek çok çalışmaya rağmen bugün hala ispatlanmamıştır. Çünkü bu çalışmaların nicelik ve nitelik olarak Hint-Avrupa dil ailesiyle ilgili yapılan çalışmalara ulaşamadığı görülmektedir. Öte yandan Altay dillerinin arasında akrabalığı ortaya koyacak karşılaştırmalı çalışmaların yapılabilmesi için söz konusu dillerin gramerlerinin bütünüyle ortaya konmuş olması gereklidir. Programa yapı bakımından dünya dillerinin kaç gruba ayrıldığını belirterek başladık. Buna göre Türk dili bağlantılı diller grubu içinde yer alıyordu. Ardından Ural-Altay dil ailesinin Ural ve Altay dilleri olmak üzere iki gruba ayrıldığını, Türk dilinin de Altay grubunda olduğunu belirttik. İlerleyen dakikalarda ele aldığımız konuysa Estonyalı bilgin Ferdinand Johan Wiedemann'ın yaptığı Ural-Altay dil ailesinin ortak özelliklerini içeren belirlemelerdi. Ardından da bu konuda yapılan açıklamalara ve çalışma yapan kişilere değinerek programı sürdürdük. Altay dil teorisi üzerine açıklamalarla programı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Orhun Türkçesi ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.